CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıktı. Videonun geri kalanını da ekranlara getireceğiz ama öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir dönelim. Arkadaşlarım şundan emin olsunlar. Her hafta söylediklerimizin %100'ü doğrudur. Bir eleştirmek ya da bir eleştiriyi yapalım diye konuşmuyoruz aslında. Sorun var. Evet, ciddi bir sorun var. Sorun hissediliyor mu? Türkiye çapında hissediliyor. Sorunu çözecek olan kim? Siyaset kurumu. Siyaset kurumunda sorunu çözecek olan, soruna talip olacak olan kim? İktidarı, iktidar yönetenler. Peki yöneten görevini yapmıyorsa o zaman biz devreye giriyoruz. Bu toplantıların en temel amacı iktidarın görevi yapmadığı ya da görevini yapmadığı konularda iktidarı uyarmak ve nasıl yapılması gerektiğini söylemektir. Biz onu yapıyoruz. Bir yanlışlık var mı? Var. Hatalar var mı? Hatalar var. Bir ekonomik buhran var mı? Ekonomik bir buhran var. Bir hukuk buhranı var mı? Bir hukuk buhranı var. Çözülmesi mi gerekiyor? Çözülmesi gerekiyor. Kim çözecek? Siyaset kurumu çözecek. Her ortamda ve her yerde şunu söyledim. Dedim ki eğer ekonomide veya hukukta bir sorunu çözecekseniz ve o sorunun çözümü milletin hayrına olacaksa Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde elimizi kaldıracağız ve ona evet diyeceğiz. Engellemeyeceğiz. Fakat ısrarla ve ısrarla sadece söylemde kalan sözler var. Gerçeğe dönüşmüyor. Uygulamaya dönüşmüyor. Yasaya dönüşmüyor. Kararnameye dönüşmüyor. Genelgeye dönüşmüyor. Herkes beklenti içinde. Nasıl çözülecek diyor. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Çözecek irade de vardır. Kapasite de vardır. Birikim de vardır, liyakat de vardır. Ama bir kişi ben her şeyi çözerim, benim çözmem lazım diyorsa olmaz. Bir devlet aile şirketi gibi yönetilemez. Devleti yönetmek için bilgiye ihtiyacınız var. Birikime ihtiyacınız var. Liyakata ihtiyacınız var. Yetişmiş insan gücüne ihtiyacınız var. Enerji dolu özel sektöre ihtiyacınız var. Yaptığı her harcamanın hesabını kamuya veren kamu kuruluşlarına ihtiyacınız var. Ve dolayısıyla devleti yönetenlerin bir sorumluluk anlayışının olması lazım. Bir sorumluluk içinde devletin yönetilmesi lazım. Devleti yönetenler vatandaşları arasında ayrım yapmazlar. Ayrım yaptıkları andan itibaren bölücülük yapmış olurlar. İnsanların kimliği, insanların inançları, insanların yaşam tarzları üzerinden ayrımcılık olmaz. Benden sen hizmet veririm, benden değilsen hizmet vermem. Bu anlayış demokrasilerde olmaz. İnsan haklarında da olmaz. Evrensel değerlerde de olmaz. Bu nedenle iktidarı ekonomide veya hukukta reform yapacaksan nasıl yapacağını anlatacaksın. Birazdan o konulara ayrıntılı olarak gireceğim. Ekonomide sorun var mı? Var. Derin mi? Derin sorunlar. Geçen hafta 81 ile giden milletvekillerimizin hazırladığı KOBİ raporlarını özetledim. Onların ağzından yaşanan sorunları dile getirdim. Çözümleri de ifade ettik. Neden çözümleri ifade ediyoruz? Neden anlatıyoruz? İktidar sahaya çıkamıyor. İktidar konuşamıyor. Milletvekilleri sahaya çıkamıyor. Çünkü hepsi protesto ediliyorlar. Bizi mahvettiniz diyorlar. O zaman görev bize düşüyor. 81 ile gitti arkadaşlar.
Ticaret odası, ticaret odası. Sanayi odası, sanayi odası. Ziraat odası, ziraat odası. Meslek kuruluşları, kanaat önderleri. Herkesle konuşuldu. Şimdi arkadaşlarımızı görevin ikinci etabı bekliyor. Çözümlerimizi geçen hafta anlattığım çözümleri yine 81 ile gideceğiz. Yine aynı kişilerle konuşacağız. Bu kez sadece ve sadece çözümlerimizi anlatacağız. Atladığımız bir çözüm varsa, ya şunu da ilave etmeniz gerekir diye bir çözüm önerilirse onu da alacağız. Kısa vadede nelerin yapılması gerekir? Orta vadede nelerin yapılması gerekir? Uzun vadede nelerin yapılması gerekir? Tek tek belirledik. Tek tek. Örneğin dedik ki, şimdi Nisan ayında ertelenen vergilerin ödeme zamanı geldi ama ödenecek potansiyel yok. Böyle bir güç yok. Yeniden ivedilikte bir taksitlendirme yapın. Niçin? İnsanlar üretiyorlar. Bari üretemez noktaya gelmesinler diyor. Buna benzer bütün önerilerimizi sıraladık. Sadece bunu yapmadık. Bir ekonomi masası kurduk. Ekonomi masasında görev alan milletvekillerimiz veya milletvekili olmayan arkadaşlarımız. Devlette devlet planlama teşkilatında çalışmış, yöneticilik yapmış, müsteşarlık yapmış. Hazinede müsteşarlık yapmış. Efendim Gelir İdaresi Başkanlığı'nda başkanlık yapmış. Eskiden bakanlık yapmış. Pek çok arkadaşımızı görevlendirdik ekonomi masasında. Bu kez gideceksiniz, her ile gideceksiniz. Sorun yaşayan aktörlerle birebir görüşeceksiniz ve sorunları nasıl çözeceğimizi yetkin birer kişi olarak anlatacaksınız. Bir politikacı kimliğiyle değil, hem politikacı hem teknokrat olarak öyle anlatacaksınız ki ülkenin sorunlarına sahip, ülkenin sorunlarını bilen, bütün ayrıntıları analiz eden bir şekilde anlatacaksınız. Arkadaşlarımız Mersin'e gittiler, Adana'ya gittiler, Hatay'a gittiler. Gene gidecekler. Yine görüşecekler. Dolayısıyla sorun var, evet, çözüm de var. Demokrasi içinde çözüm de var. Çözecek en güçlü aktör biziz. Bir daha söylüyorum. Herkese söylüyorum. 83 milyona söylüyorum. Türkiye'nin sorunlarını çözecek olan en güçlü aktör Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bunu büyük bir samimiyetle söylüyorum. Sorun var, çözemiyorlar. Çözemiyorlar. Çünkü birikimleri yok. Çünkü kapasiteleri yok. Çünkü devlette liyakati bitirdiler, liyakatli elemanları yok. Sorunların altına yığılıp kaldılar. Arada bir nefesleri çıkıyor. Biz çözeceğiz ama. Kararlılıkla çözeceğiz, inançla çözeceğiz. Bizim çözme konusunda bilgimiz var, birikimimiz var. Bizim kimseye verilecek bir hesabımız yoktur. Bakın bu çok önemli. Kimseye verilecek hiçbir hesabımız yoktur. Hiç kimse bizi mal varlığımızla tehdit edemez. Demokrasi ise demokrasi. Sonuna kadar. Bu ülkede tüy bitmemiş yetimden başlayarak en yaşlımıza kadar hepsinin sorunlarını çözmeye kararlıyız ve çözeceğiz. Arkadaşlarıma söylüyorum. Aynı kararlılık ve aynı bilgiyle, bilinçle anlatacaksınız bunları. Sorun var ama çözümü de var. Alandan gelen bilgi. Gerçekten de millet perişan halde. Gerçekten de millet perişan halde. Esnafı, çiftçisi, emeklisi, herkes perişan halde. Ama saraylarda oturanlar bu gerçeği görmüyorlar. Göremiyorlar. Görmek istemiyorlar. Duymak istemiyorlar.
Pembe hayaller peşindeler. Biz gerçeği anlatmaya devam edeceğiz. Daha 15 gün önce ekonomi pik yapıyor diyenler 15 gün sonra millete acı reçete gerekirse içireceğiz diyen, acı reçeteyi vereceğiz diyen bunlar değil mi? 15 gün önce ekonomi pik yapıyordu. Yani büyüyordu. E güzel. Bu söz doğru mu? Ekonomi pik yapıyor. Bazıları için doğru. Saydım. Söyleyeyim, ifade edeyim. Dolarla ihale alanlar için ekonomi pik yapıyor. Dolar yükseldikçe bunların gelirleri yükseliyor. %100 doğru. Dolarla devlete borç verenler de onlar için de ekonomi pik yapmış vaziyette. Buradan AK Partili kardeşlerime seslenmek isterim. Bunlar kendilerini biz yerli ve milliyiz diye tanımlıyorlardı değil mi? Peki yerli ve milli olanlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından dolarla borçlanma konusunda hazine tahvili çıkarırlar mı? Türk lirası var. Merkez Bankası var. Çarşıda pazarda Türk lirası geçiyor. Ama sen kendi vatandaşından, kendi parana güvenmiyorsun. Ve diyorsun ki bana borç para ver, dolar üzerinden ver diyorsun. Bu sözüm aynı zamanda sarayın bekçiliğini yapana da bu sözüm var. Bu sözüm onun için de geçerli. Dolarla mevduat hesabı. Onlar da içinde ekonomi pik yaptı. Para yatıyor orada. Ne kadar güzel. Dolar arttıkça köşeyi dönüyorum. Oturduğum yerde. Dolarla fiyat garantisi alanlar. Onlar için de ekonomi pik yaptı. Son derece mutlular. Son derece mutlular. Yani yandaşlar ve tefeciler için ekonomi pik yaptı. Yandaşlar ve tefeciler için ekonomideki gidiş mükemmel. Servete servet katıyorsun. Peki esnaf için, çiftçi için, emekli için, işçi için, dul yetim için, onlar için nedir? Ekonomi pik mi yaptı? Hayır. Onlar için de ekonomi dip yaptı. Pik değil, dip yaptı. Gelirleri düştü mü? Düştü. Enflasyon alıp gelirini götürdü mü? Götürdü. Dövizdeki her artış fiyata yansıdı mı? Yansıdı. Sudan tutun elektriğe kadar. Ekmekten tutun peynire kadar. Her şeye zam. Faturayı kim ödeyecek? Vatandaş ödeyecek. Değerli arkadaşlarım. 10.287.000 işsizimiz var. Cumhuriyet tarihinde işsizlik rekorunu kırdık. 10.287.000 işsizimiz var. İşsizlik sigortasından para alanlar 225.000 kişi. 10.287.000 işsizimiz var. İşsizlik sigortasından sadece 225.000 kişi faydalanıyor. Merkez Bankası'nda dolar, rezerv, -54 milyar dolar. Para yok yani. Bir de borçlanmışız. -54 milyar dolar. Ekonomi pik yaptı diyorlar. Ya insanda biraz vicdan olur ya. İnsanda biraz ahlak olur ya. Biraz erdem olur ya. Vatandaşa bari doğruları söyleyin. Doğruları söyleyin de ya ekonomi kötüye gidiyor, düzelteceğiz yani. Bunu söyleyin bari. Bankalardaki mevduatın %56.7'si dolar mevduatı. Vatandaşın parası var. Haklı olarak izlenen ekonomik politikanın sonucu olarak, haklı olarak diyor ki dolar olarak tutmam lazım, Türk lirası olarak tutarsak mahvoluruz. Çağrı yapıyorlar. Efendim Türk lirası kullanın. Anket yapılmış. Soru şöyle. 100.000 Türk liranız olsa
paranızı TL mevduatı olarak mı yoksa döviz mevduatı olarak mı tutarsınız? Seçmenin %55.9'u döviz olarak tutarım demiş. Döviz olarak tutarım diyenlerin AK Parti seçmeninin %32'si, MHP seçmeninin de %41'i dolar olarak tutarım demiş. Değerli arkadaşlarım, az önce söyledim. Kimler için ekonomi pik yapıyor? Rakamlar benden değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de değil. Rakamlar kimden? Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan Sayıştay'dan. Dolar kurundaki artış nedeniyle ödenen kur farkları. Beşli çete diyoruz ya, garanti verilen işler. Dolara endekslemişsiniz, kur arttıkça bunların gelirleri de artıyor. Bakın, 2015 yılında dövizdeki kur artışı nedeniyle 9 milyar 284 milyon lira fazla para ödemişiz. Eski parayla 9 katrilyon lira. 2018'e gelelim. 25 milyar 117 milyon lira kur farkı ödemişiz. Ana parayı ödüyoruz. Türk lirası değer kaybediyor. Üstüne bir de kur farkı ödüyoruz. 2014-2019 yılları arasında yani 6 yılda kur farkı olarak ödenen para 61 milyar 719 milyon lira. Yani 61 katrilyon 719 trilyon lira kur farkı olarak ödemişiz. Kimse, kime? 5 kişiye. 83 milyon insan 5 kişiye çalışmış. Bunlar için ekonomi pik yaptı. Doğrudur. Hem dolarını alıyorsun, hem Türk lirası değer kaybettiğinde aradaki farkı da alıyorsun. Ne kadar? 6 yılda aldığın para 61 katrilyon lira. Kim ödedi bunu? Çiftçi ödedi, emekli ödedi, yeni doğan çocuk ödedi, esnaf ödedi. 83 milyon bir avuç desem 10 parmak eder. 10 parmak bile değil. 5 kişi. 5 kişiye peşkeş çekildi. Değerli arkadaşlarım, belki vatandaşlarım diyebilirler ki ya bu paranın hacmi tamam da bununla ne yapılabilirdi? 14 tane Avrasya Tüneli yapmak mümkündü. 14 tane. Sadece kur farkından düşünebiliyor musun? 14 tane Avrasya Tüneli yapmak mümkündü. 12 tane Osman Gazi Köprüsü yapmak mümkündü. Veya 8 tane Çanakkale Köprüsü, 6 tane Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapmak mümkündü. Bütün esnafa kredi vermek mümkündü. 0 faizli kredi. Kredi Yurtlar Kurumu'ndan burs alan bütün öğrencilerin borçları silinebilirdi, bir de altına üstüne bol miktarda para kalırdı. Çiftçilere büyük destek verilirdi. Bunlar yapılmadı. Bir avuç insan değil, 5 kişiye devletin nasıl peşkeş çekildiğini görüyorsunuz. Ve onun bekçiliğini yapana da bütün Türkiye tanık. Değerli arkadaşlarım, tabii böyle olunca çiftçi hakkı olan parayı alamıyor. Kanun çıkarmışsınız. Tarım Kanunu 21. madde. Diyorsunuz ki her yıl, tam metni okuyayım, bütçeden ayrılacak kaynak, çiftçiler için bütçeden ayrılacak kaynak gayri safi milli hasılanın %1'inden az olamaz. Emredici hüküm. En az %1 koyacaksın diyor. Çiftçiye destek. Bugüne kadar hiç uygulanmadı. Hiç uygulanmadı. Bakın, uygulanmadı ama 2020 bütçesinde çiftçiye verilen desteğin önemli bir kısmı 2021 bütçesinde kesiliyor. Örnek. Mazot desteği 2021 bütçesinde, yani önümüzdeki yılda, bir önceki yıla göre 177 milyon lira daha az olacak. Eski parayla 177 trilyon lira daha az olacak.
Gübrede 52 milyon, çatakta 50 milyon, arz açığı olan ürünlerde yani kütlü, pamuk, efendim zeytinyağı, dane zeytin, ayçiçeği, soya, kanolada 252 milyon. Hayvancılık desteklemede 558 milyon, eski parayla 558 trilyon lira daha az para verilecek çiftçiye. Niçin? Dışarıdan alıyoruz. Samarı dışarıdan aldık. Yozgat'ın dünya çapında kokulu mercimeği var. Biz mercimeği mercimek üretmeyen bir ülke Bosna Hersek'ten alıyoruz. Çiftçi bunu hak ediyor mu? Oy veriyorsa hak ediyor. Bakın çok açık, çok net söylüyorum. Hala kalkıp 5 kişiye dünyanın parasını verirsin, sesini çıkarmazsın, senin mercimeğini değil de yurt dışında mercimek üretmeyen bir ülkeden mercimek ithal ediyor ve sen sesini çıkarmıyorsan açlığı ve yoksulluğu hak ediyorsun kardeşim. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Ben senin hakkını savunuyorum. Senin çocuklarının hakkını savunuyorum. Türkiye'nin hakkını savunuyorum. Alın terinin hakkını savunuyorum. Emeğin hakkını savunuyorum. Sen saraylarda yaşayan kişileri, onların bir eli yağda bir eli balda, onları savunuyorsan bir sorunumuz var demektir. Ahlaki bir sorunumuz var demektir. Herkesin bu bağlamda iyi düşünmesi lazım. Bütün çiftçilerin oylarını AK Parti çantada keklik olarak görüyor. Ne yaparsam yapayım zaten bunlar bana oy verecekler diyor. Tarım kredi kooperatiflerinin çiftçilere verdikleri borç var değil mi? Israrla söyledik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri ısrarla söyledi. Ya bunları da yapılandırın kardeşim. Çiftçi zaten zor durumda. Yapılandırmadılar. Aynen alacağız diyorlar. Niçin? Bir şey olmaz. Ensesine vurup ağzındaki lokmayı da alsak zaten bize oy verecek diyorlar. Ha çiftçi kardeşim, sen milletin efendisi olmak istiyorsan, alın terinin karşılığını almak istiyorsan, mercimeği Yozgat üretsin, başka bir ülke değil, benim ülkemin çiftçisi kazansın, yabancı bir ülkenin çiftçisi değil diyorsan ve gerçekten de milliyetçilik budur diyorsan, adresin tektir kardeşim, Cumhuriyet Halk Partisi. Uşak bizim en güzel illerimizden birisi. Deri sanayinde gelişmiş. 260 farklı işletme var. Deri ile ilgilenen 260 farklı işletme var. Bu işletmelerde çalışan 3000-3200 civarında da işçi var. Çalışıyorlar, üretiyorlar. İhracat yapıyorlar. Bakın Türkiye'de hayvan derisinin %65'i Uşak'ta işleniyor. Çoğumuz belki bunun farkında değiliz bile. İşleniyor ve ihraç ediliyor. Ülkeye bu insanlar dolar getiriyorlar, döviz getiriyorlar. Bugün için en çok ihtiyaç duyduğumuz şey döviz, para yok. Merkez Bankası'nın kasası tam takır. Gırtlağa kadar borçla. Üretici diyor ki ben deri işliyorum, ihracat yapacağım. Tuttular. Efendim %40 defif ödeyeceksiniz. Destekleme fiyat istikrar fonu ödeyeceksiniz diyorlar. Yani ihracata vergi koyuyorlar. Ya akıl var, mantık var. Döviz getiriyor bu insan. İhracat yapma diyorlar. Sonra büyük itirazlardan sonra 10 Mayıs 2019'da %40 defifi %20'ye indirdiler. Şimdi %20 vergi alıyorlar. Kaldırın kardeşim ya. Dövize ihtiyacımız var kardeşim. Bu ülkenin paraya ihtiyacı var. Neden üreticiyi, sanayiciyi, deri işletmecisini cezalandırıyorsunuz? Neden? Yine birilerine mi peşkeş çekeceksiniz deri sektörünü? Dolayısıyla bunun sıfırlanması lazım. Ha, Uşağı da sesleneyim. Sizler de kardeşim. Üretiyorsunuz doğru. Alın teri döküyorsunuz doğru. Çalışıyorsunuz doğru.
İhracat yapıyorsunuz, doğru. İhracatınız engelleniyor, doğru. Ama diyeceksiniz ki, bir dakika kardeşim. Sana oy verdik, sen bizi perişan ettin ya. Perişan ettin. Sandık konduğunda bir daha oy vermeyeceğim diyeceksin. Sandık konduğunda ben ülkemin çıkarlarını, sanayiciyi korurum. O çıkarları savunurum. Kim ihracat yapıyorsa, kim bu ülkeye döviz getiriyorsa alnından öperim. Ama sen engelliyorsun, sana oy yok demesi lazım. Değerli arkadaşlarım, bir başka önemli nokta. Evet, ekonomide reformu yapacağız diyor Sayın Erdoğan. Gerekirse acı reçeteyi milletin önüne koyacağız diyor. Soru şu, 18 yıldır ne yaptın arkadaş? Ne oldu da 18 yılın sonunda milletin önüne acı reçeteyi koyuyorsun? Ne istediysen yaptın kardeşim. Ne istediysen. Bakan dedin, istediğini yaptın. Müsteşar dedin, istediğini yaptın. Genel müdür dedin, istediğini yaptın. Milletvekili dedin, istediğin oldun. El kaldır deyince blok halde 19 Mayıs hareketleri gibi el kaldırıyorlar. Hiç kimse çıkıp sana ya Sayın Erdoğan bu yanlıştır deme cesaretine bile sahip değil. O zaman 18 yılda ne istediysen yaptın kardeşim. Ne istediysen yaptın. E peki 18 yılın sonunda milletin önüne acı reçeteyi niye koyuyorsun? Hangi gerekçeyle koyuyorsun? Bunun sorgulanması lazım. Vatandaş tarafından da. Hala bakın, vatandaşın önüne acı reçete koyarız diyor. Devlette israfı, sarayda israfı yapmaya devam ediyor. Örnek vereceğim. Özellikle de AK Partili kardeşlerimin dikkatle dinlemesini isterim. Kıbrıs'a gittiler. Sayın Bahçeli ile beraber. Gitmeliler, evet gitmeliler. Yavru vatan bağımsızlık için mücadele ediyor. Güzel bir cumhuriyeti inşa etmeye çalışıyorlar. Onların Cumhuriyet Bayramı'nda bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nın ve muhalefet partisinden birisinin gitmesi güzel bir şey. Ama nasıl gittiler? Biz oraya önce Cumhuriyet Bayramı kutlamaları içinde, biz oraya piknik yapmaya gideceğiz dediler. Devletin itibarına bakar mısınız Allah aşkına? Şu devlet anlayışına bakar mısınız ya? Onlar Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor. Beyler buradan oraya piknik yapmaya gidiyorlar. Nereye? Maraş'ta piknik yapacağız. Ya Maraş'ta zaten ben oraya piknik yaptıkları alana ben en az iki kez gittim. Orada zaten bir orada evi vardı. Öğrenci yurtları vardı orada. Nasıl gidiyorlar? Bir uçak Recep Tayyip Erdoğan için. Devasa bir uçak. Bir başka uçak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli için. Bir başka uçak bakanlar ve heyetler için. Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu için ayrı bir uçak. İki uçakta korumalar. Hani var ya bizde meşhur bir atasözü, ayranı yok içmeye diye. Vallahi de billahi de aynen öyle. Ya bunu yaparken bu ülkede konteynerlardan beslenen, pazar artıklarından beslenen milyonlar hiç aklınıza gelmiyor mu sizin ya? Hiç gelmiyor mu sizin aklınıza? Ya sizde vicdan var mı ya? Sizde ahlak var mı? Adalet duygusu var mı? Ekonomi anlayışı var mı? Nedir bu savurganlık ya? Bütün dünyaya alay malzemesi oldunuz siz. Sen devlette acı reçete diyorsan devlette önce tasarrufu sen yapacaksın.
Ben savurganlığı engelleyeceğim diyeceksin. Gittiler oraya. Rauf Denktaş'ın mezarını ziyaret etmediler. Değerli arkadaşlarım, Fazıl Küçük'ü ziyaret etmediler. Sen oraya gidip orada piknik yapıyorsan unutma. Onu sana sağlayan kişinin adı Bülent Ecevit'tir. Ecevit'in adını ağzına alıyor mu? Hayır.